Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu. Bugünkü iğne oyası modelimiz. Tığa çevirdik arkadaşlar bu modeli sizler için daha çevirdiğim halide şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bakın sizler için birebir aynısını tasarladım arkadaşlar ve kolay boru yapımıyla üç boyutlu çiçeğimiz bu şekilde çok güzel oldu. Arasuyunu da çiçeğimize uygun olsun diye bu şekilde sinek kanadı yaptım. Orada pek net görünmüyor resimde gördüğünüz gibi arasuyunu ben kendim bu şekilde tasarladım arkadaşlar böyle çiçeğimizli takım olsun diye. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Bu ara suyumuzla çiçeğimizin arasına bu şekilde 5 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Şöyle bir zincirimi çekmişim arkadaşlar. Döndüm ters tarafına. Ve buraya içine tığ battının sık iğneyle bir zincirimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekip hemen sıradaki tığ battının içine girip bu şekilde dalım için yuva yaptım. 5 zincir bu 3 zincir dal için 5 zincir de yaprak için hemen bakın bu şekilde yaprağımın yuvası hazırlandı. Bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm ve yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. Bir tane ilmek çıkardım. Tığımda üç tane ilmek oldu. Üçünü birden buraya kapattım. Beş zincir. Beş zincirimi hemen aralıyorum. Arasını sık iğnenin. Kapattım tomurcuk olarak. Hemen tomurcuğumun üzerine bir zincir çekiyorum. Ve kapattığım noktadan bir tane zincir çekip ilmek çıkarıyorum. Bir tane de bu 5 zincirli yuvadan zincir çekip ilmek çıkarıyorum ve 2 ve 2. Bu şekilde iki seferde aldım. Yine 5 zincir. 5 zincirimi hemen kapattım buraya. Dibine bir zincir. Bu kapattığım aralıktan bir tane zincir çekip ilmek çıkarıyorum. Sıradaki telimi aralayıp bir zincir çekip yine bir ilmek çıkardım ve yuvanın içine Şöyle dibine bir zincir çekip ilmek çıkardım. 2 2 ve 2 Evet. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine 5 zincirden tomurcuk yapacağız. Tomurcuğumu ilk telimin arasına sık iğne ile sabitliyorum. 3. tomurcuğumu yaptım. Hemen tomurcuğumun dibine bir zincir çekiyorum ve telimi aralayıp bir zincir tekrar sıradaki telin arasına girip bir zincir tekrar sıradaki telin arasına girip bir zincir ve yuvaya da girip bir zincir bakın bu şekilde ilmeklerimizi 5'e tamamladık arkadaşlar 2 2 2 ve 2 5 tane yeterli şimdi dördüncü ve sonuncu tomurcuğumuz için yine 5 zincirimizi çekiyorum ve telimin arasından girip sık iğne ile sabitliyorum dibine bir tane zincir çekiyorum hemen telimin arasına girip sabitliyorum dibine bir zincir çekiyorum telimin arasına girip sabitliyorum dibine bir zincir telimin arasına girdim en sonuncu yine bir zincir bu sefer yuvaya girip bakın bu işlemi bitiriyorum yaprağımızın işi tamam hemen bu üç zincirden yaptığım yuvaya sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve yaprağımı arkadaşlar hazır ettim buraya. Şimdi dalımızın yapımına geçiyoruz. Şöyle bir zincirimin üzerine bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 ve 2. Hemen arkadaşlar yine bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum. Buraya yuva olarak kullanacağım bu üçüncü trabzanı bir defa doladım. Hemen trabzanımı aralıyorum. Bunun alışını da fazla yapıyorum. Birden başlıyorum, iki alıyorum ve iki alıyorum. Şöyle biraz o iki trabzanı nazaran daha büyük bir trabzanımız oldu. Hemen arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi bu büyükçe yaptığım trabzanın içine doldurdum Bakın bu bir. Tekrar altı zincir. Bu iki. Buraya bu şekilde altı zincirden beş tane kirpik yuva yapacağız. Üç, dört, beş, altı. Bunu daha önce sizle çalıştık. Takipçilerim aşina arkadaşlar. Takip etmeyenler rastlaşırsa bu şekilde beş tane kirpik yapıyoruz altı zincirimi çekiyorum bu yaptığım trabzanımın arasına kapatıyorum tekrar altı zincir ve buraya yuvaya sık iğne ile sabitledim evet şöyle arkadaşlar ikişer zincir çekerek aşağıya inelim eğer şeyiniz e, zinciriniz bolsa e, olsa birer zincirde çekebilirsiniz Hemen sıradaki bakın. Bu şekilde tığ battı ya ve bir zincir çekerek de bu iş zincirle arkadaşlar yaptığımız yuvanın içine dönüşümüzü yapacağız. Evet dalımızı da bu şekilde bitirdik. Hemen şöyle arkadaşlar bir zincirle tığ battı mesafesine bu şekilde inelim. Ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum yine buraya 3 tane arkadaşlar bu şekilde burada 2 kaldı biz ön olduğu için buraya 3 tane yapacağız 1 2 ve 3 zincir kapattım bu şekilde 3'e tamamladık arkadaşlar şimdi 3'e tamamlayınca hemen sinek kanadımız için bir defa tığımızı doladık ve 2 2 alarak buraya bir tane yuva yaptık küçük bir yuva hemen arkadaşlar 5 tane zincir çıkıyor 5 zincirimi kapattım bu şekilde dönüş için 4 zincir hemen çevirdim buraya noktaya sık iğne ile sabitledim 8 tane zincir çekiyorum Pardon arkadaşlar 10 zincir sinek kanadındaki 10 zincir fil dişininki 8'di 10 zincirimi çektim buraya sık iğne ile sabitledim şöyle trabzanımın dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki arkadaşlar şöyle daha dik ve yukarı meyilli dursun bu şekilde tekrar 3 zincirimi çekiyorum şöyle sinek kanadımın arasına birer tane mesafe bırakıyorum Bakın, bir tane tığ battı mesafesi yine bir defa tığımı doladım hemen Yandaki boş olan yuvaya 2-2 alarak buraya bir tane tırabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. 4 zincir. Hemen çevirdim. Buradaki 5 zincirin arasına girip kapatıyorum sık iğne ile. 10 tane zincir çekiyorum. 6-7-8-9-10 Döndüm arkadaşlar. Bakın trabzanımın içine sık iğne ile sabitledim. Dibine de bir tane arkadaşlar. Yukarı şöyle güzel dursun. Aşağı fazla meyletmesin diye. 10 zincirimi bu şekilde çektim. Şöyle yine 3 zincirle bir ara mesafeyi veriyorum. Şimdi arkadaşlar sanırım sinek kanadının yapılışı da anlaşıldı bu şekilde. Ee, yuvamızı dalımızı ve çiçeğimizin yuvasını hazırladık şöyle arkadaşlar bu sinek kanadından da siz 5 tane koyun arasına sonra tekrar 5 tane tığ battı mesafesi verin yaprak ve dalımızı yaparak bu çimeni bu şekilde devam edecek şimdi biz çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet arkadaşlar şimdi buradaki altı zincirceni çektiğimiz beş tane yuvanın ilkine Böyle aralayıp sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum Bakın. buraya şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen bu şekilde buraya sabitliyorum şimdi arkadaşlar buraya 2 3 zincir çekiyorum şöyle döndüm 4 zincirin içine bu yaptığım 3 zinciri sık iğne ile aralayıp sabitliyorum yani minik bir sinek kanatları yapacağız buraları arkadaşlar yuvaların içine. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim, döndüm. Yine yeşil yuvamın içine bu şekilde sabitliyorum. Bakın sık iğneyi. Hemen sinek kanadım, minik sinek kanadım hazır. Arasına arkadaşlar 4 zincirden kahverengiler için böyle yuvalar hazırlıyorum. Hem de bu geçiş köprümüz hemen ikincinin içine de bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi bu şekilde buraya. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ters tarafından sık iğne ile sabitledim. Yine 7 zincir. Zincirleri sıkı sıkı çekiyorum ki güzel bir şöyle kalıp gibi bir artma işlemimiz olsun. Evet bakın. Zincirler sıkı çekilince bu şekilde oluyor. 4 zincir. Hemen sıradaki yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Sıkı sıkı sabitliyorum arkadaşlar düzgün dursun diye. Aynı şekilde 4 zincir. 4 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir şöyle sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim 7 zincir döndüm yine yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum Evet üçüncü sık iğnemiz de hazır bu şekilde 4 zincir ve sıradaki yuvanın içine 4 zincirimi kapatıyorum 4 zincirle de hemen kirpiğimi yapıyorum buraya 3 zincirle dönüşümü yapıyorum 3 zincirimi sık iğne ile bakın buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 döndüm arkadaşlar yeşil yuvaya kapatıyorum yine 4 zincirimi çektim Sonuncu 5. yuvamızı da sık iğne ile bu şekilde sabitledik. 4 zincir 4 zincirimi kapatıyorum arkadaşlar. ve 3 zincir. Dönüşümü yapıp hemen bu ilmeğimin arasına sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi yeşil yuvamın içine sık iğne ile sabitledim bu şekilde 1 2 3 zincir bakın arkadaşlar hep 4 4 çektim köprüleri en sonunda 3 çünkü çok gevşiyor arkadaşlar çok bolluk oluyor burada birleştirmesi için sık olması lazım hatta eli gevşek olanlar iki bile çekebilir bakın burası çok açılıyor hemen bakın bunu yeşil yuvaya beyazla sık iğne yaptığım yere Sabitliyorum bu şekilde. Bakın sıkı sıkı şöyle bir zinciri de çekiyorum buraya e, şey e, üç boyut görünümünü boru görünümünü veriyorum. Evet bir zincirimizi çektik arkadaşlar. Şöyle ipimi de koparıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın kaynaştırma işlemi için biliyorsunuz bu ilk yaptığımız sinek kanadının ilmeklerinin arasına girip ipimi bunların arasından çekiyorum. Her zaman biliyorsunuz ki öbür tarafı şöyle kaynaşma işlemi olsun Bakın. şöyle siz daha düzgün çekip yakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu aralara yaptığımız 4 zincirli yuvaların içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum ve şimdi aynı işlemi bu minik sinik kanatlarını arkadaşlar buralara yapacağım şimdi 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çekiyorum. Biraz boya aldığı için kahverengim daha büyük duruyor arkadaşlar. 1, 2, 3 kalın duruyor diyecektim. Hemen bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve 7 zincirimi çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Aynı beyaz yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle Bakın aradan minik bir sinek kanadımız oluştu. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum bu geçiş köprüsü için. Bu sefer beyazın arkasından dolanıp arkadaşlar buraya beyaz yuvanın içine sabitledim. Bakın. Bu geçiş işlemimiz. Aynı işlemi 1 2 3 4 zincir. Buraya yapıyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Pardon arkadaşlar 3 zincir. Bir eksik. Bu 4 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Döndüm düz yüzüne. Yine aynı bu. Beyaz yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şekilde arkadaşlar ikinci sinek kanadımı da buraya yapmış oldum 4 zincir hemen arkadan dolanıp beyazın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 ve 4 zincir kapattım bu şekilde bir tane kirpik yaptık 3 zincirle hemen sabitledim buraya 7 zincir 5, 6, 7. çeviriyorum. Aynı beyaz yuvaya sabitliyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Üçüncüsünü de bu şekilde yaptım. Yine dört tane zincir çekiyorum. Bu beyaz yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir beyaz yuvanın içine yine bir sinek kanadı 3 zincirimi çektim hemen yuvanın içine sık ile ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 ve 7 dönüyorum düz tarafına hemen yuvanın içine girdim sık iğne ile buraya sabitledim sinek kanadımız hazır 4 zincir bu son yuvanın içine de yapalım ve çiçeğimizi bitirelim arkadaşlar 1 2, 3 4 zincir sık iğne ile 4 zincirimi beyaz yuvaya tutturdum 3 zincirimi şöyle çeviriyorum sabitliyorum 2 3 4 5 6 ve 7 düz yüzüne döndük sonuncu şey, sinek kanadımızı da bitirelim arkadaşlar sonucu bitirdik bakın burası önemli arkadaşlar burada bırakmıyorum onu da buraya beyaza geçireceğim yoksa boş gibi kalıyor arkası desteksiz gibi kalıyor arkadaşlar 2 3 4 zincir hemen bakın ilk kahverengiyi yaptığım bu yu, beyaz yuvanın dibine kahverenginin dibine de 4 zincirimi bu şekilde kapatıyorum ve işimiz işlemimiz bitiyor. Hemen iplerimi koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimi bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel oldu inanın arkadaşlar. Bilmiyorum bu güzelliği bu şekilde buraya yansıtabiliyor muyum? Bir de bakın birinin içi beyaz, birinin içi kahve dışı beyaz. Şöyle farklı yaptım Sizler için şöyle farklı göz oluşsun olursun diye ara suyunu da bu şekilde Arkadaşlar uygun olması için e, sinek kanadından yaptım Tabii siz bunu biraz daha beşe açabilirsiniz Arkadaşlar e, çoktandır da kahverengiyle ile yapmıyorduk çok güzel hoş bir model, o, e, iş çıktı Arkadaşlar yakıştı yani kahverengi siyah yemenin üzerine orada bu şekilde siyahın üzerine kahve görünce Ben de sizlere aynısını bir şekilde tasarladım arkadaşlar Evet bakın şöyle yakın plan göstereyim arkadaşlar öbürü de aynı şekilde şöyle eğer bunu arkadaşlar bakın zaten çiçek gibi açıldı sinek kanadı bir de sıkı sıkı olduğu için nasıl kullanacağız diye soran olursa arkadaşlar saç spreyi sıkabilirsiniz veya yumurtanın akına bandırıp sert bir şekilde de kullanabilirsiniz ama gayet sertliği bence iyi Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlar ama yine kolay gelsin. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.